Geçtiğimiz aylarda sizlere Chainlink'in CCIP teknolojisini tanıtmıştık ve o gün 5,5 doların altında değere sahip olan Chainlink bugün 13 doları geçti. Bu videoda ise Chainlink'in neden 100 milyar dolar piyasa değerini kolay bir şekilde geçebileceğini konuşacağız. Araştırmaya Chainlink kurucusu ve yöneticisi Sergey Nazarov'un açıklamalarıyla başlamak istiyorum. So TCP/IP is a messaging system. It's an information transfer protocol that creates the internet. So the whole internet runs on TCP/IP. And CCIP, the cross-chain interoperability protocol, seeks to connect those separate chains and ecosystems into one network. Dikkat ederseniz Sergey Nazarov hem TCP/IP hem de CCIP teknolojilerinden bahsetti. Bizim bu kanaldaki en büyük önceliğimiz en zor konuyu en kolay anlatıma indirgeyerek açıklamaktır. Chainlink'in çığır açan teknolojisi CCIP'yi anlamak için öncelikle TCP/IP nedir bunu anlatmamız gerekiyor. Bunun için de internetin ilk günlerine gitmeliyiz. İnternetin ilk zamanlarında kendi yerel ağlarında veya topraklarında çalışan bir grup bilgisayar sunucusu vardı. Elbette bu durum internetin kullanışlı ve süper güce ulaşmasını engelliyordu. Çünkü kendi bölgeniz dışındaki bilgisayarlarla iletişim kuramıyordunuz. Ta ki TCP/IP adını verdiğimiz bir teknoloji ortaya çıkana kadar. TCP/IP teknolojisi piyasaya sürüldüğünde İşler daha kolay hale geldi ve artık farklı bölgelerdeki sunucular birbirleriyle kolay bir şekilde iletişim kurabiliyor hale geldi. I sent a message to my doctor asking for a repeat prescription and he's left the prescription for me in the chemist. TCP/IP sonrası benimsenme açısından işler patlama yaşadı. Çünkü ağa daha fazla insan ve cihaz katıldıkça internet dünyası katlanarak daha kullanışlı hale geldi. Bu konuyu gündeme getirmemin sebebi ise blockchain teknolojisinin de tıpkı internetin ilk günleri gibi olmasıdır. So in today's world, you have to go to your wallet, you have to take the value out, you have to put it in a bridge, you have to use the bridge. Then you have to take it out of the bridge, you have to put it in the wallet, and then you can use the application. Whatever you get from the application, you have to go back into your wallet, go back into the bridge, send it over the bridge, take it out of the bridge, then you're done. We have condensed all of that into one transaction, into one step. So that you never need to go to that other chain. You never need to make an address, you never need to make a wallet, you never need to integrate, you never need to understand what it is. You just need to use CCIP. You can even use it from your existing infrastructure that you can even define what you want to do in your existing languages and your existing messaging standards. And then you receive the token on your chain. Sergey Nazarov'un da dediği gibi, CCIP piyasaya sürüldüğünde siz hiç farkında bile olmadan gönderdiğiniz varlıklar farklı bir ağ anında ve sorunsuz bir şekilde transfer olacak. Şu anda her biri kendi uygulama likidite adresi formatlarına sahip bir grup farklı blockchain ağı var. Bunların her birini birer adaya benzetebiliriz. Her biri ayrı adalar gibi çalışıyor. Bugün ağlar arası transferler için çok karışık köprüler kullanılıyor. Günümüz köprüleri birkaç işlem yapmanız için sizden birçok farklı şey istiyor. Chainlink'in CCIP adını verdiği teknolojisi işte tüm bu sorunları ortadan kaldıracak. Sergey Nazarov'un da dediği gibi artık tüm bu çoklu işlemleri tek bir işlemle gerçekleştirebileceksiniz. CCIP küresel bir mesajlaşma standardı sunarak bütün ağları birbirine bağlamayı hedefliyor. Ve en önemli şey ise siz bunun farkında bile olmadan başka bir ağla bağlantı kurabiliyor. Tıpkı TCP'nin internet üzerinde bilgi işlem gücünü etkinleştirdiği gibi CCIP de blok zincirler arası değer akışını kolay, kullanışlı ve esnek hale getiriyor. Ayrıca bu teknoloji günümüzde iletişim servislerine göre çok daha güvenlidir. CCIP inşa edilirken en üst düzeyde güvenlik ilkesini ana kural olarak belirlemiştir. Çünkü ekip bu teknolojiyi inşa etmeden önce köprülerde yaşanan multimilyon dolarlık hack olaylarını incelemiş. Buradaki incelemeleri yaptıktan sonra bu transferlere ihtiyaç duyan herhangi bir işletme için bu köprülerin iyi bir başlangıç noktası olamayacağını fark etmişler. Çünkü bu köprülere sızmak çok kolay olabileceği gibi aynı zamanda kullanışsızdır. Ayrıca CCIP'nin getirdiği bu esneklik sektörü çok daha ileri bir seviyeye yükseltecek gibi görünüyor. Çünkü diğer yöntemler sizleri sadece belirli bir ağ kullanmaya itiyor. Bu da elbette biz kullanıcıların istediği bir durum değildir. CCIP teknolojisi ise sizleri blockchain dünyasında daha özgür bir hale getirecek. Blockchain teknolojisini kullanan kurumsal şirketlerle yapılan röportajlarda birçok defa bu konuya değinildi. Hemen hemen her şirket köprülerin pek de kullanışlı olmadığını, hatta kendilerini güvenli hissetmediğini söylemiş. İşte Chainlink
Starlink'in bu işlemleri daha güvenli ve basit bir hale getirmesi, yeni kullanıcıların bile kolaylıkla kullanmasını sağlayacak. Çünkü CCIP teknolojisini blok zincir dışında bile kullanabiliyorsunuz. Yani herhangi bir blok zincirde olmasanız bile sahip olduğunuz bir değeri bir blok zincire aktarabilir, hatta tokenizi bir şekilde ağlar arası transfer yapabilirsiniz. İşte tüm bu kolaylıklar muhteşem bir ürünün sunduğu özelliklerdir. CCIP bu sektörde birçok problemi ortadan kaldıracak ve Chainlink'i sektörün en önemli oyuncuları arasına sokacak. Bu anlattıklarım sizlere CCIP'nin bir kripto ürünü olduğu izlenimini vermiş olabilir. Fakat öyle değil. Asıl büyük ilgi bankalar tarafından geliyor. Çünkü son zamanlarda dev bankaların hepsi kendi blok zincirlerini oluşturmak için çalışmalar başlattı. CCIP hem kamu hem de normal ağlar dahil olmak üzere tüm blok zincirleri iyi bir şekilde birbirine bağlayabildiği için kendi ağlarına sahip büyük birkaç banka CCIP deneylerini başlattı. Tüm bunlar beni iki sonuca getiriyor. Link token borsalarda daha fazla talep görecek ve bankalar sıklıkla Chainlink teknolojilerini seçecek. Daha önce de sizlere söylediğim gibi Swift bile şu an Chainlink ile beraber çalışıyor. Swift isimli şirket günde trilyonlarca dolar değerinde geleneksel işlemleri gerçekleştiren bir aracıdır. Swift bile bu teknolojinin bir devrim olduğunu ve bu yüzden yatırım yaptıklarını söylemişti. Chainlink'in benimsenmesini artıracak bir diğer etken de ANZ isimli bankadır. ANZ, Avustralya'nın en büyük 3 bankasından biridir. Ünlü banka, daha önce de CCIP teknolojisini beğendiğini ve çok önemli olduğunu birkaç yerde söylemişti. Bankacılık Hizmetleri Liderler Konferansı'ndaysa CCIP hakkında şu açıklamayı yaptı. The value and the message moving together is revolutionary. Burada vurgulamak istediğim bir diğer nokta tokenize edilmiş varlıkların menkul kıymetler ve varlık yönetiminin geleceği olduğudur. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. Swift gibi şirketler ağlar arası transferlerin sorunsuz ve güvenli çalışması için CCIP gibi bir teknolojiye ihtiyaç duyulduğunu da biliyorlar. Bu yüzden Swift bunu sıfırdan yaratmaya çalışmak yerine tecrübeli bir ekibi bulunan Chainlink'in çalışmalarına yatırım yaptı. En önemli nokta ise Chainlink'in Ripple gibi gerçek değerler sunmasıdır. Bu yüzden Chainlink'in geleceğin en iyi 5 kripto parasından biri olabileceğini düşünüyorum. Hatta bazı veri analistlerine göre Chainlink Ripple'a üvey evlat muamelesi bile yapabilir. Fakat her şey bununla sınırlı değil. Chainlink satın almanın bir başka nedeni ise onun fiyat beslemelerinin kripto dünyasını domine etmesidir. Tüm DeFi protokollerinin %51'i şu an Chainlink fiyat beslemelerini kullanıyor. Bu oran DeFi'nin kilitlenen toplam değerinin %70'ini temsil ediyor. Şimdi burada en önemli noktaya geldik. Tüm bu ürünler Link token'a nasıl fayda sağlayacak? Devrim niteliğindeki bu ürünlerin kullanımı elbette ücretsiz olmayacak. Bütün bu hizmetler için bir ücretin ödenmesi gerekiyor. İşletmeler, kullanıcılar ve bankalar tarafından kullanılacak bu hizmetler başka ödeme seçenekleriyle de yapılabilir. Yani Link token dışında farklı bir varlıkla teknoloji kiralayabilirler. Fakat kullanıcılar Link token'la ödeme yapmayı tercih edecek. Çünkü Chainlink ekibi Link token'ın daha fazla benimsenmesi için bir indirim sunmuştur. Kurumsallar bu hizmetlerin ödemelerini Link token'la yapmayı tercih ederse %10 indirim kazanacak. İşte bu bile Link token'ın değerleneceği yönünde bir kanıttır. Ayrıca tüm bunlara rağmen başka varlıklarla satın alma işlemi yapmayı tercih etseler bile gelecekte çapraz zincir aktivite arttıkça bunları otomatik olarak Link token'a dönüştüren bir zincir içi dönüşüm sistemi kurulacak. Böylece Link token evrensel bir gaz token haline gelecek. Tüm bu talep girişimlerinin yanında yavaş yavaş kullanıma sunulan bir staking protokolü de devreye giriyor. Bu protokol insanların Link token'larını stake etmelerine olanak sağlamaktadır. Stake işlemi yapan her kullanıcı şirketin elde ettiği gelirlerden pay elde edecek. Chainlink hem devrim niteliğinde teknolojilere sahip olması hem de iyi bir gelir modeli oluşturması nedeniyle gelecekte daha fazla Link token'ı stake edilecek gibi görünüyor. Bu staking protokolü daha geniş çaplı şekilde devreye girdiğinde daha fazla insan Link token satın alarak gelir paylaşım modeline dahil olacak. Böylece borsalarda dolaşan arzda büyük bir azalma görebiliriz. Ünlü analist Cale Hess, BlackRock Spot ETF'lerinin onaylanması sonrası Chainlink'in en fazla güç kazanabilecek varlıklardan biri olduğunu düşünüyor. Çünkü ona göre Spot ETF'leri sonrası kripto paralar daha fazla rahatlama görecek ve Chainlink hizmetlerinde Link ödemeleri kurumsallar tarafından daha fazla ilgi görecek. Bu doğru bir analizdir. Çünkü kurumsallar şu anda piyasada belirsizlik olduğu için kripto ödemelerine pek sıcak bakmıyor. Fakat piyasa pozitif bir ortama girdiğinde Link token'ın ödeme seçenekleri de daha fazla benimsenecektir. Videomuz burada sona eriyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız güzel bir tartışma ortamı yaratabiliriz. Sorularınızı sorun ve biz de sizin için cevaplayalım. Bu tür anlaşılabilir araştırmalardan erkenden haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın.